Herkese merhaba arkadaşlar ben Nazmiye Dikmen kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomuzun konusu bugünlerde çok e, soru alıyorum bu konuda e, yeni başlayan arkadaşlarımızın e, hangi nasıl başlamalıyım hangi ipleri almalıyım hangi tığı almalıyım bu şekilde e, sorulara bu videoda cevap vermek istedim e, ve onlar için de böyle bir bebek başlayacağız, kolay bir bebek. Onlara daha böyle anlayabilecekleri, daha yavaş, daha detaylı bir video olacak. Şimdi önce yapmaları gereken ip konusunda, iplerimizin koton olması gerekiyor. İçlerinde işte 50 olabilir, 100 olabilir. Bu şekil iplerimiz olacak. Markalar çok da önemli değil ama mesela Peria'nın Peria çok güzel dokusu olan bir ip açılmayan bunu size çok tavsiye ederim. Tekrar Peria incel 50 gramlıkları bu şekil çıkmış 50 gram ve Mercerize Everest böyle çok güzel bir dokusu var parlak. Geçen de size göstermiştim. Bu bebeğinizi örmüştüm. Bunu mesela 9 arttırmalı. Normalde daha büyük olur. İpi ince olduğu için. Mesela büyük bebekleri küçük olması istiyorsanız bu iplerle örmenizi tavsiye ederim. Bunun dışında mesela bu kartopunun şeyi amigurumi koton ipi yani birbirlerine hepsi birbirlerine yakın ipler kalınlıkları olsun ee, içerikleri aynı hepsi amigurumi ipi ee, mesela Bunlar da yine ihraç ipleri yine Işıl tuhafinin veya başka arkadaşlarımızın da dükkanları e, artık bulunduruyorlar ihraç kotonlar Bunlar da aynı e, kalitede çok güzel beğendim Çünkü bunu ihraç iplerle ördüm aydık şey, kartopunu amigurumi koton tarzında o yumuşaklıkta ee, bir ip şimdi ben onlarla öreceğim saçlarımızda bu şekilde sarı yapacağım ee, ve tekrar mesela kalın ipler de var ayrıyeten bebeklerimizin mesela aynı sayıyla e, bu mesela küçük düştüğü ince ipler örünce küçük olmasını istiyorsunuz mesela bu şekil oldu ama daha büyük olsun aynı sayıyla dediğimizde de bunun gibi e, me, mesela Laraz Aların Mekan'ı kalın bir ip veya Alize'nin kalın ipi var. Yarnark'ım var. Nako var. Onlarla da böyle kalın iplerle de ördüğünüzde Oyuncaklarınız daha büyük olur. E, bu arada tabii ki tığlarımızda iplerimize göre İnciliğine göre değişmekte. Evet iplerimizin arkalarında etiket kısmında şu şekil bize yol göstermekte. Mesela şurada bir tığ işareti var. Tığı 2 veya 4 numarayla örebileceğimiz söyleniyor. Ben bunu 2 numarayla ördüm. Bu tığımla gayet de rahat ördüm arkadaşlar. Şöyle odaklayalım. Evet şekil 2 numara 2 milim tığ bunu ördüm gördüğünüz gibi gayet güzel hiç açılmadı delikli olmadı ee, yine mesela bu kalın biri kalın ipte de diyor ki 3 buçuk 4 numara diyor yani 3 buçuk ideal 4 değil de 4 kalın olur 3 buçuk e, hatta buna 3 2 buçuk Tabii ki biraz e, elimize göre değişiyor arkadaşlar. Elimiz sıkışsa tığımız biraz bir tık kalın yapabiliriz. Eğer ince ise de kalın tığla örebiliriz. Bir tık yani kalın. Bu şekilde tığlarımızı da e, böyle kalınlaştırabiliriz. Bunlar büyükten küçüğe gitmekte. Hepsinin görevi farklı. E, bu kalınlarda mesela bu 4 milim diyor. Ben bununla kadife örüyorum kadife tığım. biraz daha işte 3.25 mesela bununla da Mega'yı örerim ee, ama bu benim elime göre bu belki de büyük gelebilir dediğimiz gibi sizin eliniz çok önemli el sıkınıza biraz da kendiniz karar vereceksiniz ee, tığlarınızın ucunu mesela bu 2.20 gördüğünüz gibi Herkül burayı koparmış ben görmeden ve en sevdiğim tığ bu. Şimdi yeniden almam gerekecek çünkü burada bu geri gidiyor beni. Hızımı kesiyor örerken. Bakalım ya da şuraya bir silikon yapmayı deneyeceğim. Ee, bu tırlarımız da 30 TL'ydi en son aldığımda ama size bu tür tığlarla örmenizi tavsiye ederim. Ee, tığ ördüğünüzü çok güzel kavrıyor. Ucu öyle uç şekli de çok güzel. E ee, bu tığlarımız da fena değil. Bunlar da güzel. Ee, i̇lk zaman mesela bu tığlarla örüyorduk. Ben bununla mesela ördüm. Şimdi şu an bana zor geliyor. Bunları başladıktan sonra bu tığları tutmak, kavramak, uç kısmı falan bana şu an zor gelmekte. Ee, tabii ki her şey imkan doğrultusunda. Ee, i̇mkanınız varsa dediğim gibi bu tür kalın e, tutması bize olan tığları kullanın arkadaşlar. Size tavsiye ederim. Evet iplerimizi bu şekilde anlattık kısaca ve e, oyuncaklarımızın içerisine boncuk elaf koyuyoruz. Bunlar e, yıkandığında daha e, topaklanmaması için ve daha çabuk kuruduğu için buna pamuk koyamayız. Pamuk ulusu e, taş gibi kurumaz. Aynı yor nasıl yorganları yıkamıyoruz pamuk yorganlarımızı aynı şekilde en güzel içerisine. Boncuk elyaf konuyor. Bunun dışında böyle gözlerimiz var. İsteyen takma göz takar bebeğini. İsteyen işler gözünü. Şu an bizim öreceğimiz bebeğimizin gözleri 12 milim olacak. Bunlar da küçüklü büyüklü gözlerimiz. Oyuncağımızın kafasının büyüklüğüne göre değişmekte. Mesela bu bebeğimizin gördüğünüz gibi küçük bir kafası var. Ve bunları da böyle 10 milim göz takmıştım. İşte bu öreceğimiz bebeğe bu e, bu işlemi yapmayacağız. Normal sadece takacağız. E, çok sormuşsunuz bu göz işlemesini. Halbuki biz bunu tuana bebekte yapmıştık. Aynı te e, teknik aynı gidişat. Orada biraz kirpikleri fazlaydı. Bunu böyle 3 tane koydum. Tek farkı bu. Oradan Toğan'ın bebeğin göz videosundan yapabilirsiniz. Bebeğimiz zaten yine Toğan'a bir farkı yok. Sadece ağzının küçük bir düz ağız yaptım. Toğan'ın dudakları normal ee, etli, etli dudaktı. Bu küçük bir sevimli bir ağız. Bu şekilde... Arkadaşlar saçlarımıza da genelde hep patik ipi, akrili, akrilik ipler kullanıyoruz ki biraz daha böyle dayanıklı olsun. Ee, bunlar daha dayanıklı oluyor arkadaşlar. Çok toz toplamıyor. Öbürleri biraz daha şey yani bana öyle geldi. Ama tabii küçük bebekler için yine koton iplerle saçlarını yapın bebeklerin. Şimdi bu videomuzda bebeğimizin böyle ayaklarını öreceğiz. Çorabı ve bacağı böyle giydirilebileceğimiz bir patiğimiz olacak. Patiğimiz de bu şekilde ayağına çocuğumuz çıkarıp giydirebilecek. Evet bu şekilde Gördüğünüz gibi böyle bir ayakkabısı olacak. Evet elimde hazır. Şimdi beraber diğer parçalarını da örmeye başlayalım. Evet bebeğimizin ayak kısımdan başlıyoruz. Alt tabandan başlayacağız. Burada zincir çekip ve döne döne öreceğiz arkadaşlar. Hep döne döne bu şekil yukarıya kadar örüp ipimizi burada koparacağız. Şimdi tabanımız için 8 tane zincir çekeceğim. Şimdi bir tane şöyle bir sabitleme zinciri yaptım. Bunu saymıyoruz. Bu sabitledik ipimizi. Şimdi 8 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet şimdi birinci Zincir atlıyorum. Hemen ikincinin içerisine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Bundan sonra her bir zincirime yani 5 tane zincirime tek sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirime hepsine tek battım. İşte son kalan zincirimize de 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4. Buralar köşeler oluyor. Sadece köşelerde arttırma yapıyoruz. Bu yanlarda düz örüyoruz. Yanları asla arttırma yok. Şimdi bu taraftaki zincirimizi de tekrar 5 taneye hepsine tek sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 tane. Evet, bunları örerken de sıkış örmeye çalışalım. Ama birimi de diğer ki ördüklerimiz, e, el gibi sakın gevşek olmasın. Gayet sıkış örelim ki elyaflarımız yaflarımız doldurduğumuzda, yani şimdi bunu dolduruyoruz mesela, açılma yapıyor gevşek yaparsanız. O zaman da el dışarıya çıkar hem de görüntü çok kötü bir görüntü oluşur. O yüzden e, örgülerimizi sıkış yapalım. Evet birinci sıramızı yaptık arkadaşlar. Şimdi size tavsiyem her yaptığımız sırayı not almanız daha kolay e, kolayınız gelsin diye. Bunun için size tavsiyem şöyle defter bir defter yapın kendinize, kendinize özel bir defteriz olsun bir yaprağına da böyle amigurumi terimlerini yazın. Şimdi e, illa şu an buradan da ekran fotoğrafı da çekebilirsiniz ama hiç gerek yok. E, Google'a amigurumi terimleri diye yazın. Şu şekil arama yerine amigurumi terimleri yazın ve bu şekilde size hemen karşınıza bunlar bu şekilde zaten çıkar. Gördüğünüz gibi kısaltma şeklinde sihirli halka ne demek sık iğne ne demek yani bunları ezberlersiniz sizin için yazması da kolay olur veya başka bir ücretsiz tarif veya ücret tarifleri bu şekilde yazarak da oradaki terimleri de anlayabilirsiniz şimdi biz de burada birinci sırayı mesela nasıl yapacağız bunu beraber yazalım bunun ben adına kolay bebek diye yazdım. Burada gördüğünüz gibi sık iğneye çarpı yapacağım. Arttırmalara V iş yapacağız. Azaltmalara A işareti. Zincir olarak da Z ne? Yani illa bunları da yazmaya gerek yok. Şimdi birinci sıra diye bir birinci sıra eşittir. Şimdi biz ne yaptık? Birinci sıramızda 8 tane 8 zincir çektik. Z, N Bunu virgül yapıyorum. Bunu bir cevap saymıyorum. Devamında birinci Evet, ikinci zincirin içine yani ZN ikizin içine 3 çarpı yapıyorum. 3 sık iğne yap yazalım. 3 sık iğne yap. Sonra 5 sık iğne ne yaptık? Düz ördük. 5 çarpı yaptım. 5 sık iğne tekrar Evet son zincire yani zn yaptım son zincire 4 sık iğne yap ve en son 5 zincirimize 5 sık iğne yaptık ve eşittir yapıyoruz Evet ve bunların toplamı 5 10 4 daha 14 3 daha 17 yaptı Evet bu sıramızda 17 tane çarpı yaptım. Yani 17 sık iğne olmuş oldu. Yani bu şekilde saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ve toplam 17 tane sık iğnemiz oldu. Bu birinci sıra. Şimdi ikinci sıramıza geçeceğiz. Bunun için Araya şöyle ince bir ip koyalım arkadaşlar sıramızı belirleyelim diye kalın olmasın kalın sonra çekmesi zor oluyor ince bir ip koyuyorum sıramızı şaşırmayalım diye burası bizim birinci sıramız bitti şimdi ikinci sıramızdayız bunun için bu sefer buradaki köşede üst yapmıştık her birine içine iki tane sık iğne yapacağız. Bu şimdi birinci sık iğne, ikinci sık iğnemin içine iki tane sık iğne, üçüncü sık iğneme de iki tane sık iğne yaptım. Şey yani çift battık. Üç taneydi. Hepsini çift battık. Altı oldu. Şimdi tekrar 5 tane sık iğnemize tek batıyoruz. 3 4 ve 5. Burayı düz ördük. Yani e, tek battıklarımıza düz ördük diyoruz arkadaşlar. Yani ne eksiltik ne de arttırma yaptık. Hiçbir şey yapmadan düz örmüş olduk. Şimdi köşeye geldik. Yine köşemize de her birine çift batacağız. Birinci çift, ikinci çift, üçüncü çift ve dördüncü çift. Evet hepsine çift battık. Köşede dördüncü, dört tane sık iğne yapmıştık. Hepsine çift battık. Burası 8 oldu ve kalan 5 tane sık iğnemize de hepsine tek batıyoruz. Yani 5'i düz örmüş olduk. Evet, ikinci sıramız bitti bile. Şimdi E şimdi ikinci sıramızı yazalım. Ne yaptık? 3 tane sık iğneyi peş peşe arttırdık. 3 V, yazı, v yazıyoruz ve şurada gördüğünüz gibi ve arttırma demekti 3 V 5 tane sık iğneye de tek battık buna da 5 çarpı yaptım 5 sık iğne yap demek oluyor bu sonra 4 tane arttır diye tekrar 5 tane kalmıştı 5 sık iğne eşittir ee, ne oldu? 17 en son 17, 4 daha 18, 19, 20, 21. 3 daha 22, 23, 24. Evet ben böyle parmak hesabı en garanti. Evet. 24 oldu arkadaşlar. Evet, ikinci sıramızı bitirdik ve toplam sayımız 24 oldu. Şimdi 3. sıramıza geçiyoruz. İpimi yukarıya alıyorum sıramı belli olsun diye. Şimdi bir tane tek batıyorum. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Bir tek. Bir çift. Evet tabanımızın burası topuk kısmı bu tarafı da ön kısmı oluyor ayağımızın topuk kısmında 3 arttırma var ön tarafımıza 4 arttırma var o yüzden kafalarınız karışmasın yani pratik düşünelim arka topukta 3 tane ve arttırmaların içine batalım kafamız hem karışmaz zevkli öreriz bakın şu şekilde V şeklinde V şeklinde olanlar arttırma oluyor. Önde yine bu şekil. Kafanız karışmasın. Şu yan kısımlarımıza hiç arttırma yapmıyoruz. Düz örüyoruz. Şimdi 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane sık iğne yaptım. Hepsini tek battım. Tekrar burada gördüğünüz gibi V şekli var. Bu bizim arttırma yapacağımız yer. İçine iki tane sık iğne yaptım. Çift battım yani. Bir tek battık, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve bir çift. Evet arttırmamızı bitirdik. 4 tane arttırdık. Aralarda tek batarak bir tek bir çift ve kalan 5 tane sık iğneye de tek batıyoruz. 1, 2 3 4 ve 5 tane ve 3. sıramızda bitirmiş olduk. Evet hemen 3. sıramızda yazalım eşittir yaptık evet. Bir sık iğne yap başlamıştık. bir çarpı bir sık iğne yani bir bir arttırmıştık. 1 ve bir çarpı 1 ve bir çarpı 1 ve 3 tane arttırma yapmıştık topuk kısmında. Sonra altı tane düz örmüştük. altı sık iğne. Tekrar bir arttırmıştık bir sık iğne yaptık bir arttırdık bir sık iğne bir arttırdık bir sık iğne bir arttırdık bir iki üç dört dört tane toplam arttırma yapmıştık ve en son beş sık iğne ile bitirmiştik beş çarpınar sık iğne bunlar arttırma ve eşittir toplamı en son 24'tü Üzerine 4 7 tane daha koyacağız. Kaç oluyor? 31 sık iğne. Toplam 31 sık iğne elde ettik. Şimdi 4. sıramızdayız. Evet başlanma yerimizi yine ipimizi arkaya alıyoruz. Sıramızı belli etmek için. Ve 4'e başlıyoruz. Şimdi iki tane sık iğne ile başlıyoruz. 1 iki sık iğneye tek battık. Bir çift. Zaten çift üstüne denk geliyor. Alt alta arttırmalar. Tekrar iki sık iğne 1 2 bir çift. İki sık iğne yapıyoruz. 1 2 bir çift. Evet. 3 tane arttırmamı topukta yaptım. Şimdi aradaki 7 tane sık iğneye tek batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane. Ve bu gördüğünüz gibi arttırma yerimiz belli oldu. Bunun içerisine tekrar çift batıyoruz bir bir tane çift battık yani arttırdım iki tane tek batıyorum bir çift battım iki tane tek bir iki tekrar çift battım iki tane tek ve son arttırma çift battım ve 4 tane arttırmamızı yaptık. Şunlar arttırma 1, 2, 3, 4. Ve tekrar arada kalan 5 sık iğnemize tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Ve tabanımızı bitirmiş olduk. Evet şimdi dördüncü sıramızı yazalım. İki sık iğne ile başlamıştık. İki çarpı bir arttırmıştık. İki çarpı bir arttır. İki çarpı bir arttır. Üç. Üç tane arttırma. Bir, iki, üç. Arada yedi sık iğne düz ördük. Tekrar bir arttırdık. İki sık iğne bir arttır. 2 sık iğne 1 arttır 2 sık iğne 1 arttır 1 2 3 4 burun kısmını ayağın 4 arttırma yaptık ve son 5 tane sık iğne düz örmüştük eşittir 31 de en son 7 daha 38 oldu sık iğne bu çarpı yaptık 38 sık iğnemiz oldu ve taban bitti. Şimdi 5. sıramızı BLO öreceğiz. 5. sıra eşittir. BLO ne demekti? Şurada BLO arka loptan ör. Bunu da yazalım. BLO ör. Eşittir. Yine sayısı 38 değişmeyecek. Evet yine ipimi yukarıya alıyorum. Sıramı kaçırmamak için. Şimdi arka noktada öreceğiz. Ee, örgümüzün şurada içine batıyorduk ya buradan batmıyoruz. Şuradaki tek kanattan bunun içine batacağız. Arkadan ördüğümüz adı BLO Önden ön noktadan ördüğümüzde de Adı FLO. Şimdi arkadaşlar arka kattan örüyorum ama arkanın hemen bir arkasındakini de alıyorum daha sağlam olması için. Bu şekilde. Bunları her, her birine tek sık iğne yapıyorum. Şu, şu şöyle netleşsin biraz. Arka loop Bir de onun arkasındaki de. Görünüyor şu ters olanlar iki tane almış oluyorum şu şekil daha sağlam olması için sıra sonuna kadar hepsine tek sık iğne yapıyoruz arkadan bir arkadakini de alarak şu tersi alarak iki tane olmuş oluyor iki kanat bir bu bir de bir arkadaki bunu böyle beraber ördüğünüzde şu şekil daha sağlam ve yukarıya çıkmış oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Bir daha yapalım. Toplam yine 30 tek, 38 tane sık iğnemizi tek batmış olacağız. Evet 5. sıramızı bitirdik ve e, bundan sonra 4 sıra eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. Bunu da 5. E, beşinciden sonra 6. sıramızı şöyle yapalım. 6 nokta 6, 7, 8, 9. sıralar 38 çarpı 38 sık iğne öreceğiz. Parantez içinde daha pratik olsun diye 4 sıra Düz ör. Daha iyi anlamanız için böyle not alın arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. BLO O yaptığımız yerden sonra 4 sıra eksiltme, arttırma yapmadan düz ördük. 1, 2, 3, 4 döne döne örüyoruz. Ee, şöyle de sıralarımızı daha iyi anlamak için sayıyoruz arkadaşlar. Şurası zincirdi. Zincirden bu tarafa doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şu an 9'u bitirdik ve 10. sıradayız. Şu ipimizi de yine sarayın başımıza koyduk. Şimdi buradan devam ediyoruz. 15 tane sık iğne yapıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15. Evet topuğumuzu döndük. Burası topuk kısmı. Şimdi e, ayağımızın ön kısmında kesme yapacağız. Yani şurayı yapıyoruz. Bunun için şu 15 tane sık iğnenin hepsine tek battık. Burun kısmındayız ve toplam 10 tane kesme yapacağız yani azaltacağız. Bunu nasıl yapıyoruz? Ee, şu iki taneyi ön katlarından alıyoruz. Bir, yanındakini de katından aldım. İki, iki katımı birlikte örerek bu şekilde azaltmış olduk. Bu birinci. İkinci yapıyorum. Tekrar öndeki iki tane aldım. İki kat, katlarını ve beraber ördüm azaltmış oldum. İkinciydi. Şimdi üçüncü azaltma, dördüncü, beşinci, altıncı. 7 8 9 ve 10 tane. Gördüğünüz gibi 10 taneyi peş peşe azalttık ve geri kalan 3 tane sık iğneye de tek bal 2 3 Evet şimdi bunu yazalım hemen unutmadan 15 tane sık iğne yaptık 15 çarpı yapıyoruz 15 çarpı ve 10 tane 10 a yazıyorum 10 tane azalttık 3 tane yine sık iğne yaptık. Eşittir 10 tane azaltınca 38'den 10 çıkınca 28 sık iğnemiz kaldı. Şimdi 11. sıramızı düz öreceğiz. Yani 28 sık iğne olarak. Daha iyi anlamanız için de parantez içinde bir sıra düz ör böyle not alın. Daha iyi anlayacağınız şekillerde. Şimdi bir sıra düz örelim. Evet 1 2 3 4 25 26 27 ve 28 hepsine Tek battık bu sıramızda. 11. sıramızda ipimi arkaya alıyorum. Şimdi 12. sıramızdayız. Yine 15 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 13 14 ve 15. 15 tane sıkı hep tek battık şimdi yine azaltma yapacağız aynı hizada zaten aynısının devamı 10 tane yapmıştık bu sefer onun yarısı 5 kaldı 5 tane 5 tane kesiyoruz azaltıyoruz yani 1 2 3 4 ve 5 5 tane kestim ve kalan 3 taneye tek batıyoruz. 1 2 3 Şimdi ben bunu yazalım. Evet 12. sıra yine 15 sık iğne yaptık. 15 çarpı 5 tane azalttık. 5a yine 3 sık iğne ördük. Eşittir. Evet 28'den 5 çıkardık ve 23 sık iğnemiz kaldı. Evet 13. sıramızda yine başlangıç yeri burası. Buradan Yine 15 tane sık iğne tek battım. Buralarda e, duraklatın arkadaşlar, zamanınızı değerlendirmek için ben oraları göstermedim. Ya 15 tane sık iğne ördüm. Şimdi bir tane azaltıyorum, bir tane eksilttim yani. Bir tane tek batıyorum, tek sık iğne yapıyorum bir azaltıyorum ve kalan 3 taneye tek batıyorum 1 2 ve 3 Evet 13. sıramızda bitirdik nota alalım 15 sık iğne ördük bir azalttık bir sık iğne ördük bir azalttık 3 sık iğne ördük eşittir 2 tane kesme yaptık 23'tü 22 21 21 sık iğnemiz kaldı şimdi bundan sonra 14 15 16 17 18 sıralarımızı düz öreceğiz 21 sık iğne olarak parantez içinde yani 1 2 3 4 5 sıra 5 sıra düz ör böyle anlayacağınız kolay şekilde not alırsanız sizin için kolaylık olur şimdi dediğim gibi 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan döne döne düz örelim arkadaşlar Evet 5 sıra eksiltme arttırma yapmadan Döne döne düz ördük arkadaşlar. Şimdi e, bir tane ilmek kaydırmayla yani CC yapıyorum. Bunun içinden geçireceğim. Bir tane CC ile bitirdim. Bir zincir çekiyorum. Şimdi oyasını yapacağız. Oya içinde hemen e, bir tane atlıyorum. Bu zor olacak diye. İkinciye geriye gidiyoruz arkadaşlar hani e, bu tarafa doğru gidiyoruz ya böyle değil ters sık iğne yapacağız. Ters sık iğne yaptığımızda e, oyamız ortaya çıkacak. Bu şekil tığımı dik olarak arkadaki sık iğneye batıyorum, çekiyorum ve, ve tersine bir e, sık iğne olmuş oluyor. Bu da güzel bir oya oluyor arkadaşlar. Küçük kibar bir oya. Bu şekil arkaya dönüyorum. İpimi çektim. Bu şekilde arkaya çekiyorum ve içinden geçirdim. Normal sık iğne yapıyorum ama arkaya doğru gidiyorum. Evet bütün sık iğnelerimize şekilde. Gayet burayı rahat yapın, sıkış yapmayın. Böyle biraz e, boyamız belli olsun, kabarıp dursun. Böyle hepsine tek batıyoruz. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. Ve burada ilk yaptığıma da batarak son ayağımı da yapıyorum ve bitirmiş olduk. Şimdi burada birinci bölümü bitirmiş olacağım ayağımın. Bundan sonra ikinci bölümde devam edeceğiz detaylarımıza. Şimdi bu şekilde tabanımızı ve ayağımızı oluşturduk. Bu şekilde bunu da hemen nota alalım. 19. sıramız 19. sıra eşittir ters sık iğne yap yazalım ters sık iğne yap parantez içinde oyası Evet bu kadar yine tabii ki 21 sık iğne oluyor. Yani 21 tane değişmiyor yani. Evet bu şekilde arkadaşlar defterimizi de notlarımızı da bu şekilde aldık. Evet. İkinci bölümde şu ışımı da ayarlayayım. Evet. Umarım e, detaylı olmuştur. İkinci bölümde arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.